Eğer biz dört mezhebe de hak mezhep diyorsak, bir insan Hanefi iken Şafii mezhebine geçiş yapabilir veya başka mezheplere geçiş yapabilir. Tümden geçiş yapabileceği gibi belli konularda lokal geçişler de olabilir. Yani burada eğer gereklilik arz ederse, böyle bir ihtiyaç varsa bu şekilde de olabilir. Ama bunun bir dünyevi kaygılardan hareketle, yani bunun maksadını insanın kendi vicdanında iyi değerlendirmesi lazım. Yani bir mezhepten başka bir mezhebe geçerken buradaki maksadımız ne? Neden böyle bir tercih yapıyoruz? Acaba karşı diğer mezhebin görüşlerinin daha sağlam, delillerinin daha güçlü olduğuna inanarak mı yapıyoruz? Yoksa başka dünyevi bir takım menfaatlerimiz mi var? Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Mesela bir şöyle bir olay naklediliyor. Bir kişi, Hanefi olan bir kimse, ehli hadisten olan birinin kızını istiyor. Bu ehli hadisten olan zat da, tabi o sıralar belki biraz daha bir taassuptan belki bahsedebiliriz. Diyor ki mezhebini değiştirir de benim mezhebime geçersen, benim görüşlerime geçersen o zaman diyor ben kızımı sana veririm, evlenmene müsaade ederim. O da Hanefi mezhebini bırakıp bu müstakbel kayınpederinin mezhebine geçiyor. Tabi Hanefi alim bunu duyunca onun hakkında çok yani ağır ifadeler kullanıyor. Onun diyor ben akıbetinden endişe ederim diyor. Şimdi buradan biz şunu anlıyoruz. Yani demek ki dünyevi kaygılarla bir takım çıkar ilişkileriyle bir mezhep değiştirmek çok doğru değil. Ama gerçekten diğer mezhebin görüşlerini biz daha doğru buluyorsak, o zaman o mezhebin kurallarına göre hareket edebileceksek, öğrenebileceksek bunu, burada bir sakınca olmaz. Ama bugün şunu da ifade etmemiz lazım. Özellikle mezhebi bir mezhebini yaymayı bir stratejik politika olarak görenler, bugün finanse ederek belli yani para harcayarak insanları kendi mezhebine çekmeye çalışıyorlar. Ve bunda da belli ölçüde başarılı oluyorlar. Tabii buradaki maksatlar nedir? Bunu da tam olarak belki yani kendi mezhebini yaymada ne gibi bir maslahatı var? O da ayrı belki bir tartışma konusu ama bu konularda da biraz daha hassas olmak gerekiyor. Çünkü biz dört mezhebin dördüne de hak diyoruz. Ve bunların delillerini, normal bir insandan bahsedelim, bir vatandaşımızdan. Yani bunların delillerinin hangisinin kuvvetli olduğunu değerlendirecek durumda değil. Kendisini böyle bir zorunluluğa, böyle bir külfetin altına sokmaya da gerek yok aslında. Sonuçta dört mezhep imamımız da müsellem ve onların saygınlığı var. Bütün onların içtihatları ve kavilleri makbul. Dolayısıyla böyle bir külfetin altına girmeye çok fazla gerek yok diye düşünüyorum.